Merhaba herkese. Bugünkü konumuz ekmek. Ekmek üzerinden enflasyon Türkiye'deki. Şimdi benim çok basit bir mantığım vardı. Türkiye'de bu fiyatlar artarken diyordum ki ya fiyatlar, kimseyle bunu konuştuğumdan değildi de kendi kendime düşünürken böyle düşünüyordum. Fiyatlar öyle bir noktaya kadar artabilir ki yurt dışından getirmek daha ucuz olana kadar artabilir. Sonra da artmaması lazım diyordum. Çok basit bir mantık değil mi ya? En azından bozulmayan ürünler için. Neyse, bu geçtiğimiz 2021 Mayıs'ın ortasında Türkiye'den gittim yurt dışına. O zamana kadar 6 ay Türkiye'de kalmıştım. Fiyatlara falan böyle bakıyordum, biliyordum vesaire. Şimdi ocağın başında geldim, 2022 ocağın başında Türkiye'ye. Yani bakıyorum fiyatlar tuhaf tuhaf. Sonra dedim ki fiyatların takibini bir ben mi kaybettim? İşte etrafımda görüştüğüm insanlarla vesaire vesaire bu muhabbet ettim. Herkes zaten bayağı bir insan fiyatların takibini kaybetmiş. Şimdi ben size konu ekmek dedim. Ekmek üstünden bir tane örnek vereceğim. Çok basit. Bu az önce ilk bahsettiğim mantığı da anlatacağım. Şimdi ben 2021'in son 4 ayında Londra'da kaldım. Orada işte Tesco diye bir market var. Şöyle düşünebilirsiniz, işte buradaki Carrefour, Migros'un oradaki muadili. Ama yani oranın marketi orijin olarak ve böyle her yerde Tesco var orada. Bayağı da büyük bir Tesco var. Ben oradan işte haftalık alışveriş falan yapıyordum. Tam buğday ekmeği alıyorum, tamam mı? Tam buğday ekmeği. Fiyatı da 800 gramın dilimli tam buğday ekmeği. 800 gramın fiyatı 59 işte kuruş. Penny neyse, sterlinin kuruşu. Az önce şeye oturmadan, videoya başlatmadan kura baktım. 18.22 1 pound, işte 1 pound 18.22 Türk lirası. Bu 80 800 gram 59 kuruş olan tam buğday dilimli ekmeğini, Tesco marka, zaten resmini de koyacağım, buraya koyacağım resmini. 1 kiloluk hale Türk lirasına çevirdiğimde 13 lira 43 lira yapıyor. 13 lira 43 kuruş yapıyor. Tamam, diyelim 13,5, tamam mı? Yani 1 kiloluğa dönüştürüyorum, TL'ye dönüştürüyorum. Ne yapıyorum? 59 kuruşu 18,22 ile çarpıp 10 bölü 8 ile çarpıyorum. 13,5. 1 kilo tam buğday dilimli Tesco marka ekmek neymiş? 13,5 lira. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Burada işte Ataşehir'de kalıyorum. İstanbul'dayım. Ocağın başında geldim. Şu an işte neredeyse ocağın sonu. Burada yakın bir yerde A101 var. Oradan dedim ben tam buğday ekmek alayım. Abi gittim. Kendi markası yok, unu var. Tamam, unu alayım. İşte tavada bir şey yazıyor. Ondan hariç işte tam buğday ekmeği. 520 gram 14,5 lira. Onun da resmini koyacağım buraya. 520 gram 14,5 lira. Düz hesap 500 gramdan sayayım, 15 liradan çarpayım 30 lira. 1 kilo ekmeğin Türkiye'deki fiyatı tam buğday ekmeği. Ya İngiltere'de 13,5 lira, burada 30 lira. Şimdi diyoruz ki enerjide dışa bağımlıyız. İşte sen biliyorsun abi, o arabalar ne yakıyor. Ondan sonra vesaire vesaire bir sürü hikaye anlatılıyor. İşte saman ithal bilmem neydi. Geç bunları, tamam mı? Abi saman ithal de olsa ekmeğin fiyatı bir yer İngiltere'dekinin iki katından fazla olamaması lazım. Bu mantığı ben birine anlattım. Şimdi ilk başta demiştim ya, işte ben yurt dışından ithal edilenden daha fazla pahalıya gelemez. Tamam, ekmek hani bir bozulabilen bir şey getirdin, yapıldı getirdi falan, hani tazeliği bozulur. Onu demiyorum ama bu mantığı birine anlattım.
Bana dedi ki un fiyatları çok arttı. Abi Türkiye'de herkes o kadar fiyattan koptu ki neyi nasıl düşüneceğini de gitti insanlarda yani. Abi ekmek dediğin undan yapılıyor. Ekmek tamam. Topla unu çuvallarla gemilere yükle. Getir burada bir tane depoya bırak. Her sabah suyla karıştır pişir getir yani. Tamam mı? Ekmek bozulan bir şey değil yani işin özeti. Bozulan bir şey de ekmeğin hemen bir öncesi bozulan bir şey değil. Yani sen unu taşı getir. Abi 13,5 mu İngiltere fiyatı? Pardon şey Türkiye fiyatı 30 lira mı? O zaman sen bunu 20 liraya mal edersin yani. En kötü. Sat 25 lira yine 30 olmaz. Demek istediğim fiyatlar iyice saçmaladı. Fiyatların saçmalamasıyla birlikte kim neyi yapıştırırsa insanlara. Abi ekmeğin kilosu niye 30 lira? Ekmeğin kilosu nasıl 30 lira olabilir? İnsanlar da artık o kadar kafa gitti ki sorgulama kabiliyeti de gitti. Abi unun fiyatı da çok arttı diyor. Abi unun fiyatı arttı da sen adamın orada bir kilosunu 13,5'a yedi ekmeği burada 30 liraya yiyorsun. Zaten onun kadar da bir maaşın yok. Böyle tuhaf bir durum. Yani ne diyeyim bilemedim. Böyle ben bayağı bir şaşırdım. Benim o mantık orada gitti. Ben halen daha şey düşünüyorum. Belli bir zaman sonra bazı ürünlerdeki fiyatların bir aşağı gelmesi lazım benim mantığıma göre. Yani nasıl olabilir? Orada 13,5 lira olan bir kilosu 13,5 lira. İngiltere'de bir kilosu 13,5 lira olan tam buğday, dilimli ekmeğin kilosu burada nasıl 30 lira olabilir? Olamaz böyle bir şey yani. Olmaması lazım. Neyse, konu buydu. Buradan siz Türkiye'deki enflasyonu, fiyatların saçmalığını, herkesin artık uçmuş olduğunu, nasıl bir piyasa düzeni olduğunu, nasıl bir düzen içerisinde insanların Türkiye'de yaşadığını pay biçin düşünün yani benim diyeceğim bir şey yok. Yani bana giren çıkan bir şey yok. Benlik bir durum yok ama böyle bir şok olmamı da burada anlatmak istedim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.